Bu gördüğünüz gerçek bir şekilde yeni bir sıfır binada karşılaştığımız fiber kablo sonlandırma kırılmış. Buffer bulut konusunda ise LAN 2 Ethernet üzerinden sadece gece saatlerinde A+ alabildik. Çözüm stüdyomuzdan tekrar hoş geldiniz. Herkese selam. Ve şimdi bilgisayar üzerinde yani Ethernet ile bağlı bir cihazda buffer bulut konusunda neler yapabiliriz ona bakacağız. Şu anda benim test sonuçlarım C Quality of Service etkin ve çalışıyor olmasına rağmen Wi-Fi'deki skordan daha kötü durumdayız. Ancak DSL Reports sitesine gidersek ki siteyi bir tazeleyelim. Burada sonuçlar A+ çıkıyor genelde. Öteki testte B veya C alsak da bakalım şimdi ne olacak. Bloat yok değil, var. Ancak ona rağmen A+ verebiliyor. Bu bağlamda DSL Reports sitesindeki testleri masaüstü PC'de çok da dikkate almayabiliriz. Çünkü hem kabloyla bağlıyız hem de online oyun açısından C skoru almak istemeyiz. Bu test devam ederken muhtemelen C alacak çünkü az önce de ben testte C almışım. Bazen Edge veya Chrome tarayıcısı arasında testlerde fark olabiliyor. Bu da işletim sistemine entegre olan Edge ile Chrome'un paket trafiği konusunda böyle ufak nüansları olabiliyor. Geldik modemin ayarlarına girelim. Uygun modellerde bunu yapabiliyorsunuz. Bu versiyon 1 yapılabilen bir model. Gördüğünüz gibi Quality of Service modemde aktif olmasına unload'da 5 milisaniye olsa da C skoru alarak sesli görüşmelerin bile problem çıkartabileceğini söylüyor. Şimdi modem arayüzünde normal admin kullanıcısından da girebiliyoruz bu arada. H298 ağların root yapılabildiğinden bahsetmiştim. Şimdi root olmadan da Quality of Service'te bu ayarların açık olduğunu, düzeltilebilir olduğunu göstermek istiyorum size. Mesela trafik şekillendirme dediğimiz bir bölüm var bakın. Burada trafik politikası veya jeton kovası gibi seçeneklerle uğraşmadan trafik şekillendirme ile de kolay bir şekilde B veya A puanı almak mümkün olabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki sınıflandırma aslında çok bir işe yaramadı. Çünkü C aldık. Dolayısıyla bu kuralı da kaldırabiliriz. Quality of Service'imiz çıktı. Kasıt yönetiminde burada da LAN 2'ye bir değer atayabilirsiniz. Yani burada da bir kural yapılabiliyor. Ama direkt trafik şekillendirme içinden de bir download bazlı ayar yapabilir. Aslında bizim upload'a da bir ayar yapmamız gerekiyor. Speed testlerde gördüğünüz gibi abonelik hızımıza yakın olan, 35'e yakın olan bir değer olan 37 değerini kullanacağım ve networking cihazlarında bit per second değeri milyon olarak ifade edilir ve bize 6 sıfırlı şöyle bir rakamsal değer gerekiyor. Bunu uygula diyelim ve açalım. Sadece PC testi açmak istiyorum. Ama sanırım bunu açamamasının nedeni LAN 2'ye bağlı bir ön tanımlı kural olmaması. Bakalım LAN 2'ye bağlı bir kural burada PC kasa diyelim. Öncelik 8'e yakın olsun.
SP veya hem oyun hem download yapmak için VRR kullanalım. Ağırlık 16 olsun. Hız deminki değerin aynısı olsun. Trafik sınıfı da 6 olsun. Bu şekilde kısıt yönetimi oluşturduktan sonra burayı aktifleştirip aktifleştiremediğimize bakalım. Evet, oluşturdum. Demek ki kısıt yönetimi oluşturmadan trafik şekillendirme kuralı ekleyemiyoruz. Kısıt yönetiminde LAN 2 seçili olmalı ki buradaki kuralla beraber oradaki kural çalışabilsin. O zaman şimdi bu yeni eklediğimiz ayarlar ile bir test gerçekleştirelim. Nispeten milisaniye değerleri güzel gitti indirmede. Bakalım upload'da ne olacak. 20 milisaniyenin altında olduğu için B puanından yukarıda alacağını düşünüyoruz. Upload da 10 milisaniyenin altında kaldığı için güzel bir değer oldu. Ve gördüğünüz gibi düşük gecikmeli oyunda problemsiz bir şekilde A puanı elde ettik. Mevcut router cihazlarda verimlilik bu şekilde sağlanabiliyor. Daha hassas parametrelerle uğraşırsak belki A++ da yapabiliriz ama bununla uğraşmak yerine eğer mümkünse servis sağlayıcıdan aldığınız modemler hariç güçlü yeni nesil yazılımı bulunan hatta QoS yerine SQL destekli router cihazlarından alırsanız dolayısıyla birkaç dokunuşla bu ayarları modemin otomatik yapmasını sağlayabilir ve burada A++ ifadelerini görebilirsiniz. Başka bir networking cihazı sorununda görüşmek üzere. Ve bonus olarak şimdi de bana bir soru ile gelen arkadaşımızın bahsettiği hız limitleme konusuna değineceğim. Burada demiş ki SSID 5'i 35 megabit'e sabitlemek istiyorum. Ben de şimdi bunu nasıl yapabileceğimizi deniyor olacağım. Şimdi arkadaşımızın bu sorusuna yanıt vermek üzere 5 GHz SSID'de kısıtlama yapabilir miyiz ona bakacağız. Tabii bu modemlerde bu işi doğrudan yapabildiğimiz bir bandwidth ayarı olmadığından çeşitli sınıflandırma kuralları koymak durumundayız. Mesela trafik politikası içerisinde 5 GHz'de kullanabileceğim bu şekilde tek hızlı 3 renkli yani belli bir byte hızı ulaştığı zaman şu şekilde bir blok boyutuna çıkarsam bunun en fazla bu kadar daha üzerine çık gibi bir kural oluşturmam gerekiyor. Eğer bu koyduğumuz rakamsal değerler içerisinde uygun bir şekilde kalırsa burada trafik önceliğini ayarlayabilir veya değiştirebiliriz. Peki buradaki bu AF33, CS3 gibi rakamlar neye tekabül ediyor diye ufak bir araştırma yaptığımızda böyle bir kalite değer hesaplayıcı tablosuna ulaşıyoruz. Burada kullanmaya çalışacağımız şey düşük öncelikli değerler olacak. Mesela AF11 düşük öncelik sağlarken DCP-P'de 10 rakamına tekabül ediyormuş. Gerçi bu bizim tarafta seçebileceğimiz bir değere benzemiyor çünkü DSGP karşılığında router'ımızın ayarlarında yanlış değilsem DSGP ya bunlar varmış. Bir de 802.1p yeniden işaretleyen var. Burada da sadece 0'dan 7'ye kadar seçeneklerimiz mevcut. Şimdi buradan baktığımız zaman AF'ler turuncu, maviler DSP. O zaman ne diyor? AF41 seçeceksin diyor DSP için. DSP için ASP40 var mı? AF40 galiba şunlar. Evet AF41 seçeceğim mesela. AF41 şunu seçiyorum. Uygun eylemde de bunun bir tık üstü olsun. Mesela AF21 olsun.
AF21. Uygun eylemde şöyle AF31 yapalım. Yani limitlemek istediğim için bir şeyi seçiyorum. Low olarak seçiyorum ki hani düşürsün. Çünkü aslında burada yaptığı şey paketlerin geçiş önceliğini ayarlamak ama ben hani ping artsın, hız düşsün istediğim için 5. geldi. Böyle tabloda low değere karşılık gelen rakamları seçiyorum. Bu 802p işaretleme konusunda aslında bir fikrim yok. Hani bunu sıfırda da bırakabiliriz. Şöyle bir deneyelim. Nasıl bir etki olacak? Şimdi bu trafik politikasını burada oluşturduk ama bunu bir de sınıflama içinden seçmem lazım. Burada da yine Wi-Fi 5G isimli yeni bir tane kural oluşturdum. SSID 5'e uygulayacağım için bunu seçtim. IP versiyon 4'te çalıştığım için onu seçtim. Burada bakın DSCP 0'dan 60'a kadar rakamlar var. Burada 0'dan 60'a kadar rakam var mı? Sanırım şu değerlerden bahsediyor. Mesela 24 demiş CSH için. Yani 24, ben de 20 yazmışım. 20'nin tabloda bir değer karşılığı var mı? Var. Şu medium. Tamam. Medium'da kalsın o zaman. Seviye 3'te herhangi bir şey yapmadım. Burada tekrar paketin sınıflandırma sonucu şeklinde bir ayar var. 2 numara var. CS2 var. İşte burada da oluşturduğum yeni kural var ve bu trafiğin sınıfı var. Şimdi 24 tane trafik sınıfı için ayrı ayrı kural oluşturmak çekilecek çile değil. Bu yüzden başlıca trafik sınıflarını belirlemek ve bu trafik sınıfları için gerekirse 2-3 tane daha kural oluşturmak gerekebilir. Şu anda seçtiğim trafik sınıfı 4'müş. Peki bu trafik sınıfı 4'ün ne olduğunu bir soralım. Trafik sınıfı VT modem içerisinde 1024 adet yer alıyor. Bunların başlıca 4 sınıfı kaçtır diye sorsa acaba bize ne der? Yine gördüğünüz gibi yuvarlak ve yüzeysel bir değer verdi. Mesela 1000 Oho! Daldan dala konuşuyor ya. Bu ne abi? Sıkıştırılmış alev gaz. Yapay zeka hala aptal arkadaşlar. Bu konuda ya bizim girdiğimiz prompt duymadı. Evet, alamıyoruz ve biz yine kendi mantığımızla bu konuda deneme yanılma yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi tekrar testlere devam edelim. Evet, pingler gördüğünüz gibi yükseldi. Yani 4-5 milisaniyeler vardı. 30-32 milisaniyelere çıktı. Yani yaptığımız kural önceliği düşürmüş. Ancak istediğimiz şekilde hızın yani bant genişliğinin değerini düşürmemiş. Son gaz kullanmaya hala da devam ediyor. İşte bu yüzden kinetik bir router alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Veya farklı bir marka router alıp Asus vesaire modemlerde de bu konular gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor. Şimdi burada bir de 128 numaralı bir sınıf denemesi yapalım. Yine benzer bir şekilde şurayı şu tablodan yola çıkarak CS4 demiş mesela ama bunu herhangi bir şekilde low veya düşük olduğunu söylemiş. Otomatik işaretleme de bırakalım. Varsayılan kalsın.
1500 byte'a inelim. Artık blokta 1800 byte olsun. Uygun eylemi bıraksın. Kısmen uygun eylemi bıraksın. Kısmen uygun eylemde işaret koysun. Uygun olmayan eylemde de P işareti koysun. Böyle bir deneme yapalım. Çünkü her bir kademe ve adım aslında bir sonucu etkiliyor ama bizim istediğimizi hangisine ulaşacağının net bir sonucu içeren bir yazı, makale yok. Dolayısıyla da deneme yanılma yapa yapa, hatta şu anda internetin kesildiğini görüyoruz. İnternet şu anda kesildi arkadaşlar. Canlı bir şekilde trafiği durdurduk şu anda, farkında olmadan. Bunu yapan ne oldu diye sorarsanız, muhtemelen buradaki işaretlemeden ziyade şu buradaki AF değerlerinden ya da uygun eylemin bırak olmasından dolayı böyle bir kesinti yaşattı. Evet. Şurayı değiştirmemiz gerekiyor. Buraya işaret koysun. Bu şekilde kaydedelim. Çünkü trafiği resmen durdurduk. Evet, şu anda bataryamız da bitmek üzere. Yani YouTube'daki yorumu yapan arkadaşımızın da bahsettiği gibi bu konuda net bir çare yok. Ben de denedim ve gördüm. Bu yüzden yazılımı daha gelişmiş bir cihaz alarak yola devam edebilir. Ya da eğer imkanınız varsa root hesabında böyle bir seçenek var mı? Ki ben de root'tan girmişim. Root'tan girdiğimde kablosuz ve gelişmiş ayar göremediğim için hız konusunda bir detay göremiyorum. Evet, burası. Root modundan girerek burada 5 GHz konusunda aktarım gücünü düşürerek veya şuradan band genişliğini sınırlandırarak bir nebze hız limiti yapmaya çalışabilirsiniz ama böyle 802 BGN'deki kadar rahat bir yavaşlatma yapamayacaksınızdır. Çünkü burada mesela sadece B dediğimde daha düşük bir hız, sadece G dediğimde 54 megabit gibi hız limitleri uygulayabilirken bunu 5 GHz'de yapabilmek için sadece N diyebilirsiniz ama bu da tam olarak istediğiniz hız limitine inmeyecektir. İşte bu bağlamda aktarım gücünü zayıflatarak sinyali zayıflatabilirsiniz. Eğer içerikleri beğeniyorsanız kanala destek olun. Takipçi olarak abone kalın.